Hepinize merhabalar, ben Umut. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videomuzla birlikteyiz. Bugün sade profesyonel banner yapmayı göstereceğim bu şekilde. Yani boş gibi biraz ama sade, yani göze güzel görünüyor bu şekilde. Şimdi en baştan başlayayım. Yeni bir dosya oluşturacağız ilk öncelikle. Buradan dosya kısmına tıklayacağız. File, yeni diyeceğiz. Boyutlar arkadaşlar 1702x630 olacak. Facebook için bu boyutlar. Yani tabi Facebook için biraz daha küçük olabilir. Ben biraz büyüttüm. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Çok önemli değil. Şimdi boyutlarımızı girdikten sonra şöyle yapayım, biraz yaklaştırayım. Tamam diyoruz. Geldi, açıldı. Şimdi ilk önceki bir arka plan bulacağız. Örnek olarak mesela ne bileyim. Caps Lock'la yazdım anlaşıldı. Mesela Mountain Wallpaper diyelim. Evet, tamam. Görsellere girelim. Yani daha fotoğrafları var. Mesela ne alsak? Şunu ver. Buradan 1920 diyor. Alalım bunu. Nereye indirdi bunu? Tamam. Evet, indirdikten sonra arkadaşlar açıyoruz. Evet, maşallah bayağı eşitmiş. Şöyle koyalım, kaydediyoruz değil mi lan? Bir dakika, şunları kapatayım ben. Tamam. Onlar açık kalmış. Şimdi bunu koyduk arka planımızı. Ardından üstüne yeni bir katman oluşturuyoruz şu şekilde. Ve boya kovasını seçiyoruz. Boya kovası yoksa videonun açıklamadaki, yani bu videonun açıklamasında bir link var. O videodan, pardon, o linkten boya kovasını bulduğumuz videoya gidebilirsiniz. Cümle kuramadım. Şimdi arkadaşlar arka planına tıklıyoruz. CTRL-U yapıyoruz. Ardından şu ortadakini kısıyoruz ve gözünüze rengi gidiyor bu şekilde. Yani böyle çok renkli bir banner'ınız varsa bunu biraz kısabilirsiniz bu şekilde. Kısın. Yani daha şey yapmasın. Şöyle yapalım. Şimdi yeni oluşturduğumuz katmana şöyle rengimizi seçiyoruz. Siyah değil, daha çok gri bir renk olur. Ya da beyaz, pardon, beyaz olsun. Beyaz bir renk seçiyoruz. Beyazı seçin direkt. Şimdi buna göre yapalım çünkü kafam karışmasın şimdi. Beyazı seçtikten sonra boya kovasıyla yeni katman seçiliyken, yani arka plan üstündeki katman seçiliyken basıyoruz bu şekilde. Ve bu beyaz katman diyeyim buna bari, bir isim olsun. Bu da arka plan. Bunu arkadaşlar opaklığını kısıyoruz bakın buradan. Arka plan birazcık görünse yeter. 82 oldu mesela. Tamam. 87, 85. Yani uygun. Tabii daha arka plan olduğu için çok bir şey belli olmuyor. O yüzden yine ben daha yine belirgin bir şeyler koyayım arkaya. Şöyle. Bunu birazcık kısalım. Evet arkadaşlar, arka plan belirgin bir şekilde kendi arka planınızı koyabilirsiniz, yani sizde istediğiniz oyun olur. Dağ olur. Yani daha pek iyi bir örnek olmadı burada ama. Şimdi arkadaşlar yeni bir katman daha oluşturuyoruz. Şimdi yapacağımız şeyler şu çizgiler buradaki kenardaki bu şekilde. Bunlar için pen tool'u kullanacağız. Şu şekilde P'ye basarsanız da gelir. Yeni katman seçiliyken arkadaşlar bunlar da çizgiler diyelim. Biraz uzaklaştıralım. Mesela buradan tıkladık arkadaşlar şu şekilde. Oradan değil de şuradan tıklayalım. Şuradan böyle çekelim bu şekilde. Buraya basalım bir de. CTRL'ye basarak bakın mouse'unuzun ucu değişiyor CTRL'ye basılı tutunca. Şu şekilde noktaları oynatabilirsiniz. Şöyle yapalım. Bıraktım. CTRL'yi de bırak. Ardından şöyle dışarı bir tane tıklayalım şöyle. Pen tool. Ardından dışarıdan bunu birleştirin bu şekilde. Sağ tıklıyoruz. Ama bakın dışarıya değil, içeriye sağ tıklıyoruz. Fill path diyoruz. Şimdi bunu burada bir hata çıkabiliyor.
Şimdi bakın. Tıklıyorum. Bakın fillpad kapalı. Yani yolu doldur kapalı. Çünkü katman seçili değil. Katman seçili olacak ve buradaki çalışmaların içine sağ tıklayıp yol doldur diyeceğiz. Bunlar yani böyle yaptığınızda bir hata çıkamaz. Çıkmaması lazım. Şimdi kırmızıyı seçtim buradan. Tamam dedim. Ama bu kırmızı mesela aşırı kırmızı. O yüzden sağ tıklayayım. Bunu alalım. Şu kolora bakın şuraya geliyoruz. Use diyor bakın color. Tıklıyoruz. Buradan rengi seçiyoruz. Bakın. Renk. Şuradan şöyle bir biraz açık bir kırmızı kullanayım. Şöyle. Bakayım bu daha iyi mi? Değil. Çok açık. Tamam. Bu güzel. Şimdi arkadaşlar bu dış çizgiyi silmek için del tuşuna basıyoruz. Bak şuna basınca da oluyor mu? Yok, ona basınca olmuyor. Del tuşuna basıyoruz. Evet arkadaşlar bu alt çizgiyi çizdikten sonra bir tane de üste çizelim. Şöyle alalım. Bu böyle olsun. Şöyle yapalım bir tane de. Yok o çok hızlı kesti. Heh, şöyle olsun. Tamam. Sağ tıklıyoruz. Yolu doldur diyoruz. Buradan renge gidiyoruz. Bunda daha siyah bir renk yapıyoruz. Tam siyah değil, gri böyle siyah griyimsi. Şöyle kapalı bir renk. Şu alt çizgi pek güzel olmadı. Ben bunu siliyorum bir dakika. Buraya hemen bir tane daha çizeyim ben onun yanına. Tamam. Tamam. Yani idare eder. Çok iyi olduğunu söyleyemem. Burada biraz daha basitti yani ama bu yani olduğu kadar işte. Siz uğraşın yani bunlarla. Ben videoda olduğu için hani hızlıca gösteriyorum temellerini. Şimdi yeni bir katman daha oluşturuyoruz. Buna da bakın şuradaki gölgeler var ya bunları yapacağız. Şimdi gelelim. Buradan bakın tam şu var ya şu kesişme noktası. O kesişme noktasından girmemiz lazım. Yani şuraya tıklayalım. Şuraya gelelim. Şöyle. Ha, yani şuraya olabilir köşeye yakın bir yerden şey yapmaya çalışın. Almaya çalışın. Mesela bakın köşeye dibinde neredeyse ama değil. Yani çok önemli değil. Yakın olsun yeter. Bu şekilde alalım bunu da. Tamam. Şöyle. Bunu da böyle alalım. Dışarıdan birleştirdik. Bak şimdi çizdiğimiz çizgi mesela nasıl bir şey oldu? Bunun bir kısmını kaplayan bir çizgi oldu mesela bu parçanın. Pen tool yeniden alıyoruz. Pen tool seçili olacak bu arada yine fill pad olması için. Sağ tıklıyoruz. Bu sefer make selection yani seçim yap. Türkçe kullanıyorsanız seçim yap olarak geçer. Seçim yap'a tıklıyoruz. Buna dokunmuyoruz. Bu şekilde kalsın sizde de böyleyse. Okey'e basıyoruz. Tamam basıyoruz yani. Şimdi bakın çizgili oldu. Şimdi arkadaşlar brush'ı alıyoruz. B'ye basarsanız da gelir. Brush tool'u alıyoruz. Fırça aracı. Buradan birinciyi seçiyoruz. Aradan boyutunu ayarlayın. Boyutu şöyle. Çok büyük bir şey olmasın. Tamam. Ardından renklerden de siyahı seçiyoruz. Saf siyah yani dümdüz. Yeni katman seçiliyken arkadaşlar şuradan boyuyoruz bakın şimdi. Evet arkadaşlar bu yaptığımız şey bakın şu çizgiler seçilirken brush'ı seçtiğiniz zaman şu an küçük bir örnek göstereyim. Bakın brush sadece bu çizginin içini boyuyor gördüğünüz üzere. Siz de bu brush'ın hani şöyle dışarısından yavaşça böyle küçük bir şekilde çizgi çiziyorsunuz. Ctrl D'ye basıyorsunuz ve gördüğünüz üzere beyaz çizgi gitti. Tabi bu çizgi hala kötü buradaki ama dediğim gibi uğraşırsanız güzel olur. Ben videoyu çok uzatmak istemiyorum. Yeniden pen tool'u alıyoruz. Şöyle aynı şeyi buraya da yapıyoruz. Şöyle alalım. Şöyle biraz daha geniş gitsin.
Şöyle, tamam. Aynı şekilde farklı bir katman daha açalım. Sağ tıklayalım. Fill path diyelim. Fill path değil lan. Pardon. Make selection diyoruz. Evet. Yeniden brush tool'u alıyoruz ve yine bu şekilde kenarları boyuyoruz. Tabi bu siyah olduğu için birazcık daha şey yapmanız gerekebilir. Evet, biraz daha sert boyadım bakın gördüğünüz gibi buna göre oranla. Çünkü bu sert yani nasıl anlatayım? Yani kapalı rengin üzerine kapalı bir renkle boyuyoruz. Bunu çok siyah yaptık. Şimdi bunun opaklığını düşürüyoruz birazcık. Bakın burada gölgelendirmenin daha iyi oldu bu şekilde. Şimdi tam ortaya da yazı yazıyoruz ve bitiyor. Düz bir font kullanırsanız daha iyi olur. Yani Montserrat mesela, Montserrat ya da direkt Arial kullanın yani fark etmez. Al yani. Tabi böyle yapma olmasın. Sade ama güzel bir font kullanın şöyle. Hani sade olacağım diye de hani çubuk böyle saçma bir font almayın. Şimdi bunu şöyle yapalım. Küçültelim birazcık daha. Light olmasın, regular olsun. Şimdi karakter sekmesine geliyoruz. Tabi bu sizde açık olmayabilir. Değilse Window'a geliyoruz. Buradan karakteri açıyoruz. Gördüğünüz üzere geldi. Şimdi karakterde şöyle bir şey var. Üzerine VA yazıyor. Bunu tutup şöyle açıyoruz birazcık. Gördüğünüz üzere yazının üzeri açıldı. Gördüğünüz üzere bu şekilde bunu da biraz ortalıyoruz. Tamam. Eğer ortalayamadıysanız mesela yeni bir katman oluşturun. Bakayım ne oluyor. Tamam, yeni bir katman oluşturun. Boya kovasını alın. Basın bir kere. Boyasın her yeri yani. Bütün katmanların üzerinde olsun. Önemli değil o. Bu katman seçiliyken arkadaşlar Ctrl T'ye basıyoruz. Gördüğünüz üzere bu şekilde noktalar belirdi. Bu nokta tam bunun ortasında. Bu da bunun tam ortasında. Şuradaki küçük nokta buranın tam ortasında. Buradan arkadaşlar kenar sizin böyle cetvelsiz olabilir. Ctrl R yapıyoruz. Bu şekilde cetvel açılıyor. Cetvelden tutup bir tane bu şekilde sürüklüyoruz. Bir tane de buradan sürüklüyoruz. Şimdi sürükledik görünmüyor. Ctrl H yapıyoruz arkadaşlar ve çizgiler açılıyor bu şekilde. Görünmüyorsa Ctrl H ile açıp kapatabilirsiniz. Enter'a basıyoruz. Kapatıyoruz şu Ctrl T şeyini. Ardından bu yeni oluşturduğumuz katmanı siliyoruz. Ortalayabilmeniz için çizgiler yaptı bu şekilde gördüğünüz üzere. Şimdi yazıyı alıp buraya göre ortalayabilirsiniz. Ctrl H ile gizleyebilirsiniz ve bitti. Tabi yazı ortada gibi durmuyor değil mi böyle? Onu yani siz gözünüze iyi geldiği şekilde ayarlayabilirsiniz. Bir de burada şöyle yazının arkasına şey yaptım ben, kutu koydum. Aynı şekilde kutu koymak da basit. Rectangle tool'a geliyoruz buradan. Bu şekilde kenardan. Biliniz kare yani şuradaki. Şöyle yazının üstünden kutuyu çiziyoruz. Ne olsun, kırmızı yap. Bunu da yazının altına atıyoruz bu şekilde. Bitti. Evet, kötü olduğunu söyleyebilirim gerçekten şu an videoda yaptığımın. Çünkü düşünmeden bodozlama yaptım, belki o yüzdendir. Videoda olduğum için bakayım, kısa tutabilmeyi başarmışım. Evet, 13 dakika gayet iyi. Çünkü ben daha uzatırım, batırırdım daha doğrusu ama bu sefer olmadı. Bu şekilde arkadaşlar aynısı olmadı ama olduğu kadar. Siz de bu şekilde bir şeyler yapabilirsiniz veya renk paletini değiştirebilirsiniz bunun. Değişse nasıl olurmuş mesela. Mesela mavisi güzel oldu. Sarı mesela, turuncu. Mavi güzel olabiliyor mesela. Bunu nasıl yapıldığını göstereyim. Buradaki bütün katmanları seçiyorsunuz arkadaşlar. Yazıyı, işte bu kare olur. Üstteki gölgelendirmeler, alttaki gölgelendirme çizgi. Buradaki her şeyi seçiyoruz. Bu kilitli olan arka plan önemli değil. Bunların hepsini seçiyoruz. Ctrl E yapıyoruz. Yani hepsini birleştiriyor. Bu arada editlenemiyor bunu yaparsanız, onu da söyleyeyim. O yüzden dikkatli olun yani. Bütün işiniz bittikten sonra ya da hepsini seçin. Ctrl J yapın. Kopyalayın. Sonra Ctrl E yapın. Burada bir yedeğiniz oldu gördüğünüz üzere. Yine hepsini seçip hepsini seçmek için de en üstteki katmana tıklıyoruz. En alt sonra Shift'e basılı tutuyoruz ve en alttakine basıyoruz. Bu şekilde. Sonra Ctrl G yapıp grup yapabilirsiniz bu şekilde. Bu
Bunu da CTRL U yaparak rengini değiştirebilirsiniz böyle. Öyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir, bilmiyorum. Bu gayet basit bir şeydi ama yine de göstereyim dedim. İnternette eminim de bunun milyonlarca videosu vardır. Yani umarım işinize yaramıştır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.